Şimdi devam ederek sizlerden değerli izleyicilerimiz sırada bu nezaha ile ilgili bir Kerkük'te düzenlenip onu izleyen göre hemen karşınızda olduk. Kerkük Kültür Evi'nde Dürüstlük Haftası münasebetinden dolayı Dürüstlük Günümüzün Temeli ve Geleceğimizin Garantisi sloganı altında bir seminer düzenlendi. Seminere çok sayıda ilgili kurum temsilcileri ve şehrin şahsiyetleri de katıldı. İdari Kanunlar Uzmanı Surud Mahmud, hazır bulunanlar için uluslar arasında yolsuzluk ve devlet kurumlarında nasıl başlar ve nasıl önlenir hakkında bir sunum yaptı. Kerkük Kültür Evi'nin müdürü Yusuf Tayyip, Kültür Bakanlığı'na bize gelen talimat üzerine Dürüstlük Haftası münasebetinden dolayı Kerkük İnsan Hakları Komiserliği ile ortaklaşa bir seminer yaptık. Seminerimize devlet memurları işlerinde nasıl dürüst olmalı ve yolsuzluğu önleyen kanunları nasıl kullanacaklarını beyan ettik. Seminerde hazır bulunan Doktor İzzeddin Muhammedi, kanunlar zayıf olduğu için yolsuzluğun kökü kazılmıyor ifadesini kullandı. Hakikaten bu hafta nezahat haftası demektir Arap'ta. Biz de bu nedveleri, hakikaten bu toplamaları konuşmamız hepsi nezahat üzerinde. Irak'ta olduğu fesat takriben hepsi devletten çoktu. O da sebebi neydi? Irak'ta kanun zayıftı. Devletin kanunu tatbik olmuyor. Ne muvazzaf üzerine ve ne de fasitler üzerine. Yani çok istismarat gelmiyor indi Irak'a. Diyorlar ki Irak'ta fesat var. Yani her müstesmir gelende Irak'a, bir büyük şirkette gelende Irak'a isterler bir istismari bir şey yapsalar Irak'ta. Sen o mesuller ki bu istismardan o bu hukuktan mesul oldukları bunlardan umulat isterler. Yani istismar istirak edagen bir anı devlet gerek kanunu ihtiram etsin ve gerek muvatanın hukukunu ihtiram etsin hatta devlet kanunla yersin ve devletin ve Irak'ın dönmeği hangi ay vaza gerek insan kanunu ihtiram etsin ve kanun üzerine yersin.